Karadeniz Ekonomi'den selamlar. Ben Yaren Kaya. Gıda ürünlerine, temizlik ürünlerine ve diğer tüm ürünlere gelen zamlardan sonra emekliler bu yıl bayram ikramiyelerinde zam bekliyorlardı. Fakat umduklarını bulamadılar. İkramiyeler geçen yılla aynı kalmış durumda. Bizler de sizler için sokağın nabzını tuttuk. Emeklilerin alım gücünün ne durumda olup olmadığını sorduk. Devamı haberimizde. Zor geçindiklerini söyleyen emekliler, emekli ikramiyesinde bekledikleri artışın gerçekleşmemesinden dert yanıyorlar. Emeklinin çok büyük beklentisi vardı. Hayalleri suya düştü yani. Emeklilerin alım gücü belli zaten. Sıkıntılı durumlar var. Geçen yıl 100 liralık bir artışla 1100 liraya çıkan emekli ikramiyesi bu yıl artış göstermedi. Emekliler ikramiyeye zam yapılacağı beklentisinde olduklarını ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını söylüyor. Askeri ücrete veriye 4200 lira bize verdi. Yıllardır çalıştık yani aldığımızın karşılığı bu mu? Emeklinin durumu belli. Bir önceki dönemde 1100 lira vermişti devlet. Aynı 1100 lirayı bu yıl yine veriyor. Maalesef devletimiz başka yere vermeye para maalesef gayet kolay buluyor. Ama emekliye gelince maalesef bulamıyor, yok. Fiyatların aşırı yükselmesiyle zorlaşan hayat şartları dolayısıyla bayram ikramiyelerine artış bekleyen emeklilerin de beklentileri suya düştü. İlk o 1000 lira verildiğinde 4 tane çeyrek alınıyordu. Şimdi bir tane çeyrek alınmıyor o ikramiye parasıyla. Bir aldığın zaman görüyorsun, ondan sonra elektrikli, suyuydu, telefonuydu, gıdaya bile doğru düz para kalmıyordu. Durumu kötü, alım gücü düşmüş, her gün fiyat. Benim annem ve babam emekli, annem memur emeklisi, babam işçi emeklisi. Şu anda aldıkları emekli maaşları ve emekli ikramiyesi bizim geçimimiz yetecek kadar bir fayda sağlamıyor ne yazık ki bize. Şu andaki ekonomik şartlar malum, herkesin yani kimsenin geçinme gibi şansı yok. Yani bu şartlar altında 1000 lira gibi bir emekli ikramiyesi gerçekten şaka gibi. Gerçekten çok komik bir miktar kalıyor. Vermedikleri zaman bahanelere hazır, verdikleri zaman da alkış bekliyorlar ama yok. Biz isterdik tabii bu 2000 lira olsun ama demek ki veremiyor yani. Ben eskisinden 1100 olarak vereceğim dedi. Yapalım yani, tamam, bir şey yok. Aldığı maaşın faturalara zor yettiğini söyleyen bir emekli de aldıkları maaşın da ikramiyenin de hiçbir şeye yetmediğini söylüyor. Ne zam verdiler bize? Doğalgaz geliyor 1000 lira, ondan elektrik faturası geliyor 500 lira. Hangi birini ödeyeceğiz 2,5 lira parayla? Bize hani bayram ikramiyesi 2,5 lira verilecek dedi. 1100 lira para veriyorlar. Hangi bir derdimize yetiyor bizim? Ben zamlanmasını istiyorum yani emeklilere. Biz de bir insanız sonuçta. Yani ben hiç memnun değilim.